Herkese Farming Simulator'ın yeni bölümünden yeniden selamlar. Evet, Silverin ormanındayız. Silverin Forest'te ikinci bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde tabii ki de şimdi ilk bölümde biraz ağaç kesmiştik. Onun haricinde burada tabii ki de ne yapacağız? Ağaç keseceğim, devam edeceğim ağaç kesmeye. İlk bölüm bir giriş bölümüydü, buradan böyle alacağız. Bu arada buraya da bu dediğim gibi o işletmeyi, yani o bıçkıhaneyi kuracağım. Burada ağaç kesme olayından devam ediyoruz. Şöyle cihazımızı açalım. Yani elimden geldiğince şöyle temizlemeye çalışıyorum. Şu sağ tarafından dediğim gibi ilerleyeceğim. Ya hedefimde en çok şeyler var. Buradaki büyük ağaçlar ilk önceliği. Büyük ağaçları kestikten sonra tabii ki de ne yapacağız? Küçük ağaçları temizleyip devam edeceğim. Ondan sonra buraya o bıçkıhaneyi kuracağız. Şu an oturtamadım. Hah. Şu an oturdu mesela. Bir de bugün sizlere başka bir ayrıntıdan daha bahsedeceğim burada. Şimdi ağaçları birazdan bir ağacı mesela testereyle keseceğim. O testereyle keserken o ağaçtan çıkan o gürültüyü sizlerin de duymasını istiyorum. Orada farklı bir olay var. Şöyle keselim ağacımızı. Ya büyük bir ağacı testereyle mesela şu olabilir. Burada sesi dinleyin arkadaşlar. Ben sessiz olacağım. Ağacın düşme sesini lütfen dinleyin. Evet, gördüğünüz üzere ağaç bu şekilde düşüyor. Ya bunu aslında yapmazdım. Niye yaptım? Bunu sizler o sesi duyun diye yaptım. Çünkü bu normalde çok eziyetli bir iş. Hani bununla kesme olayı. Evet. Ya dediğim gibi bununla kesmemin sebebi aslında tamamen hani söylediğim gibi o efekti, o gürültüyü, o sesi duymanız. Yoksa hani burada yine söylediğim gibi ben onu cihazla da keserdim. Ama şimdi bunu tabii ne olacak, ben bunu 5 metre ayarlayamayacağım. Fedakarlık yaptık sizin için. Yani ortalama 5 metre ne kadardı ki? Şöyle şöyle ayıracağım bu ağaçları. 5 metre şöyle falandır herhalde. Ya burada hani siz duyun diye öyle bir şey yapmış olduk. Ağacın o düşme efektini, sesini duyun diye. Yani bunu nasıl alacağız, nasıl edeceğiz hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle keselim bu ağacımızı. Şimdi burada dursun, önemli değil. Burada yata dursun. Zaten bunu yine traktörle kaldıracağız da. Şimdi burada ağaçları keseceğim. Ama ağaçları kestikten sonra tabii ki ne yapacağız? Ya bu alanı açmak benim niyetim. Bu alanı açtıktan sonrası kolay. Şimdi şurada başka keseceğim. Büyük ağaç önünde şu var. Hemen ona doğru giderim. Sonra şu küçük ağaçları zaten testere yardımıyla, az önce yaptığım gibi testere yardımıyla kaldıracağım. Böyle güm. İndiriyoruz. Zaten bu komat suyu ileride değiştiririz, yani daha büyük makineler var. O yüzden komat suyu ileride satarız, daha büyük makinelere geçeriz. Ya tahminimce ortalama ben de o 5 metrelik makine kadar kesmişimdir. Şöyle keselim bunu. Şu önümdeki alacağım ağaçlar hep küçük ağaçlar mesela. Böyle dallarını yok etmemin sebebi zaten şey, hani rahat görebileyim çevremi vesaire. Çevremi rahat görürken de ağacı halletmiş oldum. Daha kökleri kaldırma olayı vesaireler falan var. Mesela bu ağaç şey aslında, yok çabuk yok olabilecek.
Hatta ağaç bile sayılmaz bu. Sanırım çalı diye geçiyor ya. Bu yok edilebilir. Ya şu önümdeki ağaç var mesela şu an. Bunu keseceğim. Çünkü buraya o bıçkıhaneyi kurmam lazım. Ya bunları dediğim gibi, bunları bu şekilde yapmamın sebebi etrafı öyle rahat bir şekilde temizleyebilmek. Bunu böyle atalım. Ya şu önümde mesela ne var? Aa, şu ağaç var. Bunu da alalım hızlı bir şekilde. Ya bunlar çalı mesela. Bak şunlar var. İşte bunları kesmem gerekiyor. Burada şu alanda şunları makineyle alacağım. Şuna engel olur mu bana? O kadar çok çalı var ki. Yani etrafta çim, ot vesaire. Tam böyle. Ya tatlı bir ormandayız. O yüzden buradakileri almak etmek biraz zorluyor. Ya şu önümdeki mesela ağaç da bunu nereden kesilir ki? Bunun kökü neresi? Sanırım buldum ya. Şurada bir yer bu. Ah yok oldu. Güzel. Ben mesela şu alan, şu bölgede şu an başka ağaç yok. Mesela ben o söylediğim bıçkıhaneyi kurabilmem için ya burada ağaç kökleri vesaireler var mesela. Burada var, burada var. Ben bunlar tabii ki de ne yapacağım? Peyzajla buraları temizledikten sonra, yani boyadıktan sonra nasıl kurabileceğimi hesaplayacağım. Şimdi o işletme ne kadardı? Bir ona bir bakalım. Burada. Şimdi ikinci elde bir şey var mı bize göre? Hiçbir şey yok. Şimdi burada inşaat bölümüne geldikten sonra yine üretim fabrikalar. O eski bıçkıhane sorunlu, yani baya baya bir sorunlu. Ama diğer işletmeler alınabilir mesela, kağıt fabrikası vesaire. 56 binmiş bunun fiyatı. Ben bunu nereye kurabilirim? Mesela şu an önümde hali hazırda bulunduğum alana kurabiliyorum. Ama onun için yeterli param olmadığını söylüyor bana. Ya mesela yolun şu anki durumuna göre şu şekilde oluyor. Ama ne var? Ağaç kökleri vesaireler var. Mesela bu bölgeyi boyayacağım. Bölgeyi boyayacağım mesela şöyle, hatta şöyle diyorum. Şöyle falan kurayım ama çok da yola yakın olmasın. O zaman şurada birkaç tane ağaç daha var. Onları da almam gerek. Şurada ne var? Önümde benim engel olabilecek şu var. Şunu alabilirim. Böyle temizleyelim. Tamam. Bunu da alalım. Bunu alalım. Hemen götürelim buraya. Hop düşürdük. Çok hızlı gittiğimizde düşüyor haliyle. Şuradan hemen bunu da diğer ağaçların arasına katacağım. Hemen burayı bilerek boyayacağım şu an. Yani kökleri görmek adına borç çekeceğiz zaten. Ve işte onu uygun bir yere koyacağım. Boyadıktan sonra kökleri kaldırmak için zaten. Yani bu ağaçları mesela, bu dün kestiğimiz ağaçları, yani ilk bölümde kestiğimiz ağaçları ben şey yapmayacağım, hani vermeyeceğim. Zaten kendi işletmem için kesiyorum. Bu ormanı komple böyle keseceğim. Ha, buraya böyle fabrikalarımı kuracağım. Olayımız ormancılık. Yani burada işte şimdi mesela 56 binse o, 20 bin bende var. Borcum 100 binmiş. Önce peyzajlayacağım burayı. Buraya hangi şeyle peyzajlayabilirim? İnşaat bölümünden peyzaj, boyama. Burada boyasam çakıl diyor. Nasıl bir şeymiş bu? Ha, normal çakıl bu değil. Çim, orman zemini. Ha bak, orman zemini yapılabilir. Bak hep ağaç kökleri ortaya çıktı. Yani bana engel olabilecek ağaçlar, kökleri vesaireler ortaya çıktı burada. Burada ne yapacağım? İşte bu ağaç köklerini kaldırırız da. Şunu ve şunu da kaldıracağım ağaçlarda. Şu 1, 2, 3 tane de alacağım burada. Hatta almadan binalar, üretim, fabrikalar. Şuradan deneyelim. 119 binimiz var şu an. Ha bak, buraya oluyor. Oluyor. Güzel oluyor buraya da. Şu ağaç köklerini kaldırmak için ağaç kök cihazı var. Buraya gayet de güzel oluyor.
Buraya ağaç kök kaldırmak için o cihazı alayım. Traktörümü. Gittik yanlış şeye para verdik. Şimdi bunu düzelttim. Aldım yani. Bilmediğimiz şeylere almamamız gerekiyormuş. Şimdi bunlarla gidelim. O köklerden önce bir kurtulalım. Evet, kökleri kaldırdık. Yani şu an en azından gördüklerimi kaldırdım. Buraya fabrikamızı kuracağız. Bir saniye, şimdi P'ye bastım. İnşaat menüsüne tekrar geldim. Fabrikaları seçtim. Ya bu taraf çok kalktı. Çünkü bu tarafta zemin ayarlaması yapılmamıştı. Ama zaten bu taraf çok çok da önemli bir taraf değil yani. Şöyle, benim kullanacağım asıl yerler buralar. Yani yükleri alacağım, gireceğim, alacağım yerler vesaire. Böyle arkadan dolaşacağım alanlar. Ya o yüzden bu tarafın çok çok bir önemi yok. Zaten ben şimdi bu tarafı yumuşatacağım. Bu arada para bitti. Vallahi para bitti şu an. Borç çekeceğiz mecburen tekrardan. Para bitti çünkü. Buradan borç çekeceğim. Bayağı bir tane fabrikaya böyle paraları... işte al, 250 binlik olduk şimdi de. Vallahi 250 binlik olduk şimdi de. Şimdi burada ne yapacağım? Burayı yumuşatacağım bir. Esnetmem lazım yine de. Evet, böyle bir tık esnettik. Tamam, güzel. Güzel oldu. Şimdi bu arkadan dolaşıp zaten, yani şu arka taraftan dolaşıp buralarda kese kese gideceğiz. Bu arada böyle kayalar var. Bunlarla da ayrıca özel olarak ilgileneceğiz. Şimdi şu ağaçları nereden veriyoruz? Sanırım şuraya girip veriyoruz. Şu traktörle tekrar bir o işi halledeceğim. Ve fabrikaya da çalıştıracağım artık. Dün kestiğimiz ağaçları fabrikamıza verelim. Bıçkıhaneyi kurduk. Yo, yatıyordu, vallahi yatıyordu. O neydi öyle ya? Nasıl gireceğim ben buraya? Şuradan gireceğim. Böyle değişik bir şey oldu ya. Evet, verdik. Biraz uğraştırdı ama sonuç olarak ağaçlardan kurtuldum. Yani ağaçları verdim. Mesela bu bölgede olduğum için şu an taşıma vagonuyla da aslında işim yokmuş. Onu da çözmüş oldum. Yani ağaçları alıp getirebilirmişim. Bunda da böyle bir sistem mevcut. Yani bu şekilde inip kalkabiliyor. Şimdi şu fabrikaya bir bakalım yakından. Bu fabrikanın olayı ne? Zaten inşaat menümde var ama şuraya geldiğimde artık diyeceğim ki işte kerestem 13 binmiş. Ya yetmeyecek hiçbir şeye tabii ki. Şimdi ben buradaki piyasaya göre, hani nabza göre şerbet yoklamak olayı o. Şimdi ben burada bana en çok yarayacak olan, yani satıp paraya çevirebileceğim ne var? Bıçkıhane. Bir saniye. Şimdi fabrikalarda bıçkıhane bize ne üretiyor? Bize burada uzun tahta, tahta giriş, döşeme, prefabrik duvar. Peki şöyle piyasaya geldiğimde, para piyasasına geldiğimde prefabrik duvar mesela. En çok şu an verdiği prefabrik duvar, uzun tahta falan hikaye. O zaman ben şu an az elimde az malzeme olduğu için sadece prefabrik duvarı çalıştır diyeceğim. Ve burada prefabrik duvar üretecek. Talaş bu arada satılsın. Depolanmasın. Direkt satılsın. Yani talaştan da en azından para gelir burada. Evet, gördüğünüz gibi fabrika çalıştı. Çalışıyor yani şu. 1 litre prefabrik duvar demiş. Talaş hiç birikmeden satılacak. Ya otomatik satılan talaş da bize para getirecek. Şimdi şunu geri çekeyim. Şimdi geri çekelim. Bıçkıhaneyi kurduk. Burada ben ne yapacağım? Ağaçlarımı alıp buraya tabii ki de vereceğim. Ya yani en azından şu kestiklerimi vereyim. Ondan sonrası zaten kolay. Çünkü orada artık bir üretim başladı ve o üretimden dolayı da ne var? Tabii ki yapılması gereken sürekli ağaç kesme olayı. Böyle ışıklarda R tuşuna bastığınızda yanıyor. Tabii bunları gece yapacağım.
şu an gerekli değildi. Bunları mesela yakınımdaki ağaçlar olduğu için götürüp ben fabrikaya şu şekilde gireceğim, vereceğim. Ama giremiyorum. Hayır hayır, düşme düşme düşme. Böyle fabrikaya bu şekilde girip vereceğim buraya. Veremiyorum. Ha, geldim. Yani bu şekilde bunları alıp alıp vereceğim. Bunları bu şekilde ufak ufak buralara dolduracağım. Sonra ağaç kesmeye devam edeceğiz. Böyle biraz değişik bir olay oldu. Böyle gir çık yapıyorum çünkü mecburum, yani bunu başka türlü zaten dibime koydum. Taşımamın imkanı yok. Şöyle küçük olan dalları, yani kaldırılabilecek olanları atıyoruz. Böyle büyük ve düzgün olan dal, yani küçük parçalarını da yine tek tek götürüp oraya atacağım kendim. Başka türlü olmuyor zaten hani bu olay. Şuradan geçip geçip bunları bırakacağız. En son topluca vereceğiz. Şöyle bırakalım. Ben şunları vereyim, sonra ağaç kesme olayından devam edelim. Evet, ne yaptık? Verdim 22 ton şu an orada. Tabii ki de ağacım var. 22 ton ağaç var elimizde, yani hali hazırda orada. Kesmeye devam edeceğiz. Aa bak, şu yerdeki falan mı yokmuş. Neyse, baya baya uzundu bu. Şöyle fabrikanın olduğu yerin dibinden dibinden gideceğim. Biraz şeyden kestik ya. Böyle biraz garip oldu. Bak buraya kesebilirim mesela. Yani fabrikanın dibine kesebilirim yani. Zaten o şekilde ilerleyeceğim. Fabrikanın dibine dibine keseceğim ağaçları. Buradan vermesi daha kolay olur. Ya dedim ya, burada çok çok ekstradan farklı bir iş olmayacak yani şu an. Yani fabrikalar tam aktif edene kadar en azından. Çok ekstradan öyle çok büyük bir iş olmayacak. Kaya kırma olayını ayrı göstereceğim zaten. Ya hatta benim aklıma gelmedi ya. Bak, daha kolay bir yöntem vardı ya. Ya şu an hatırladım ben bunu. 5 metre kesme olayına gerek yok. Ben bunun mesela metresini diyelim ki ne yapayım? 12 yapayım. Tamam mı? Buradan. Ver fabrika. Abi ağaç komple 12 metre mi? Bak bunu böyle gelip mesela versem buraya 23. Yani işin kolayı o aslında. Yani buradakilerini getirip buraya atıp mesela vermek böyle burayı daha çabuk doldurmaya sağlar. Böyle traktörle taşıma olayından da kurtulmuş olurum. Benim aklıma az önceki kestiğim ağaçta gelmedi o mesela. Ama 12 fazla. Mesela burada 8 metre olabilir. Yani fabrikaya vermek için ideal boyut. Bu şekilde getirip fabrikaya geri, hani yani hızlı bir şekilde, seri bir şekilde doldurmak için yapacağımız hareket şu. Yani şu çizgilerin içinde kalması kafi bizim için. Ya bu şekilde hem eziyetli olmayacak hem de direkt fabrikanın içine vermiş olacağız. Bitti yani, bir ağaç için hani dönüp durmayacağız, en azından öyle de bir avantajımız var.
E tabi bu benim dediğim gibi başta aklıma gelmedi mesela. Tık 26 ton. Ya şunları traktörle taşıyacağım mecburen mesela. Çünkü onları şey yapamadım o an aklıma gelmedi. O an aklıma gelmedi. Aklıma gelmiş olsa mesela gayet de güzel şekilde halletmiştim. Bakın 26 ton. Burayı fullledim mi kafam rahat. Burada prefabrik duvarı üretecek zaten bana. Onu tutturamadım bir türlü. Neyse o ağacın derdi de onu da çözemedim. Şimdi bunu ne yapalım? Şuradaki ilerideki ağaçları keselim. Yani bu bölgeleri bu şekilde halledeceğiz. Sonra prefabrik duvar olayı zaten başladı. Şu karenin üstüne gelmesi yeterli oluyor. Yani şuraya geldi mi olay tamam. Tık. Bitti. 27.700. Ya bu şekilde ben buraları komple doldururum. Çok basit bir olay yani. Nereden dolan? Ağaçları kesip kesip bitirmek. Ya önceliğim hani büyük ağaçları da hedeflemeye çalışıyorum. Ama ne kadar dipten alabilirsek bizim için o kadar iyi. Çünkü ne kadar dipten alırsak gerçek anlamda bizi o kadar kurtarır. Ya bu arada o 207 bin borç hiçbir şey değil yani o prefabrik duvara verdiği fiyat vesaire. Gerçekten müthiş bir fiyat. Bak çok uzun bir ağaç aldım. Baya baya uzun bir ağaç. Bu çok da değilmiş ama olsun yine de uzun. Bak 31 gün oldu. Yani bura bu şekilde fullenecek. Baya baya fulleyeceğiz orayı. Bak en uzunu şu ya arada. Arada. İşte buradasın. Bak en uzunu burada. Bayağı bir uzun. Haddinden fazla büyüm. Nasıl zıplattı gördün mü? Vallahi nasıl zıplattı bizi. Bayağı uzun ağaç. Ben metre olarak büyük büyük kestiğim için o belli olmuyor ama o baya baya uzun ya. Yani. Zaten doldurdum bu olay bitecek burayı. Tam bütün olay orayı doldurabilmek. Hop. 36. 5 ton falan geliyor bir tanesi. Şurayı falan doldurunca bütün olay yani. İlk etapta aslında tamamlanmış olacak. Yani ne kadar küçük ağaç o kadar az tonaj demek. Ne kadar büyük ağaç o kadar büyük tonaj demek. Yani şurada yapacağımız, üreteceğimiz ürünü tamamen o belirliyor. Şu kestikten de traktörle bir taşıyayım. Şu makineyi şuraya bir koyalım. Şunu. Ondan sonra şu yola kestiğimi falan bir alayım buradan bunları bir taşıyalım. Akşam oluyor bu arada.
Ben daha kararmadan başlık yapmalısın. Traktörümün farını en azından açmış bulunayım. Şunu mesela en azından. Ya bunları falan vereyim. Zaten dediğim gibi ekstradan şu an hani onların üretimi vesairesi olacak. Şunu şöyle alalım. Yani öyle kesmemin sebebi sizlere hani testereyle nasıl yapıldığını göstermekti. Yoksa öyle hani uğraşmak asla yani isteyeceğim en son şey. Şu yoldakini getireceğim. Bakın 40 ton etti. 40 ton etti yani yarısı. Hemen hemen yarıyı da geçtik, hatta yarıdan fazlası dolmuş oldu. 40 ton etti şu. Şunları vesaire verelim. Ondan sonra bir gün atlayacağız yani uyuyacağız. Bakalım o prefabrik duvarlar olacak mı? Evet, burada ne yaptık? Burada bıçkıhaneye şu kestiğim ağaçların yani o kalan kısımda kestiğimiz ağaçların hepsini verdik. Burada 45 ton varmış. Bakalım 45 ton daha. Yani şurada. Şimdi prefabrik duvar üretiliyor. Artık gece oldu. Gece ağaç kesme işimi durduracağım. Yani saat akşam 7 oldu oyunda. Şuradan yukarıya evimize gideceğiz. Prefabrik duvar üretilirse zaten burada sizlere bir tane göstereceğim. Şimdi şurada evimize gidelim ziyaret et deyip. Ağustos ayında olduğumuz için zaten burada sabah 7 veya 8 kafi olur. 7. Yani sabah 7 olsun. 7 bizim için kafi. Yani uygun bir saat. Sabah 7. Oo, Eylül'e geldik. Şu yağmur atlatacağım mecburen. Zamanı hızlandırıp. Mecburen atlatmam lazım. Ya arada zaten prefabrik duvar olmuş olur da. Burada yağmur sesini yok etmek benim amacım. Çünkü yağmur sesi çok rahatsız edici olabiliyor. O iyice hızlandı. Evet. 970 galiba 1000'de çıkıyor ya. Hadi 1000 olsun. Zaman hızlandırır ya. Ya burada hani işte burada bakın. Bakın prefabrik duvar çıktı. Evet, evet prefabrik duvar çıktı. Burada çıktı prefabrik duvar. 700 kilogram prefabrik duvar 1000 adet diyor. Burada tek tek böyle küçük küçük prefabrik duvarları üretmiş olduk. Ağacım 43 ton ağaç var elimizde. Zaten şurada gördüğünüz gibi o bize zaten bayağı bir süre yetecek. Şimdi prefabrik duvarın ilk şeyi yani ilk üretimi ilk yapılmış oldu burada. Prefabrik duvar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi prefabrik duvarı ürettik. Gayet güzel. Prefabrik duvar olayını halletmiş olduk. Yani burada prefabrik duvarın tabii ki fiyatına bakmak lazım. Dedim yani mesela en düşük hali ya şunu geç. Yani 8000 9000 arasına satılıyor. Silyarın marketine götürdüğümde ben mesela bu tanesi herhalde 8992'de satılıyor şu an için. Evet bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde bıçkıhaneyi kurduk ve tabii ki de prefabrik duvar üretimini başlatmış olduk. Şimdi burada prefabrik duvar üretilmeye devam edecek. Böyle bölümlerimiz ortalama ufak ufak yarım saat 40 dakikalık periyotlar halinde gelmeye devam edecek Silver'ın Forest'te. Şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.